Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Yusuf Selim uyandı, kahvaltısını yaptı. Hifa'yı okula gönderdim. Mehmet Ali'yi işe gönderdim. Bu hafta o da gündüzcü, kahvemi yaptım. Gördüğünüz gibi burada da dünden hazırladığım yayla çorbamı koydum arkadaşlar termosa. Bu termosu da çok seviyorum ama her yeri elize oluyor. Neyse yayla çorbamı ısıttım, dün akşamki yaptığımı hemen termosa çektim. Kaşık hazırladım burada. Biraz da dedim babaanneme böyle atıştırabileceği bir şeyler koyayım. Çok da bilemedim de aslında, babaannemin şekeri var. Şimdi muhtemelen orada da bir diyet falan uyguluyorlardır ona göre. Yani onun için çok da bilemedim. Böyle birkaç tane lotus bisküvim vardı. Şöyle zançtan koydum. Mandalinam vardı. Elma koydum yanına. Yani bunları şimdi güzelce bir torbaya koyup ondan sonra hemen hazırlanmaya geçeceğiz. Yusuf Selim'i önce kreşe bırakacağım. Oradan annemi alıp babaannemin yanına gideceğiz. Yani eğer bizi almayacak da olurlarsa, o da şüpheli şu anda. Girip giremeyeceğimiz de belli değil. Eğer bizi içeriye almayacak olurlarsa da oradaki hemşirelere veririm. Babaannemi iletirler. Yani ha bir de mendil koyayım yanına. Öyle şeylerde hastanede iyi oluyor. Oradan vermiyorlar çünkü. Bir de mendil koyayım. Paket mendil, selpak yani. Ondan sonra yola çıkabiliriz. Yavaştan hazırlanalım hemen. Kahvem burada. Hemen bir de onu içeyim. Uzun bir gün olacak bugün. Yani böyle. Sabahtan çıkan bulaşıklarımı da yıkadım. Buraya kapattım. Bulaşık makinemi boşaltmaya daha henüz vaktim olmadı çünkü. Yani burada böyle. Şimdi hemen hazırlanıp çıkalım. Evet. Hazırlanıp ve gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Hadi bas. -1 evet. Evet şimdi gidiyoruz. Torbamı da hazırladım burada. Birazdan kreşe, oradan da hastaneye gideceğiz. Anne. Evet annem, içinde mam var. Eve gelince sen de iyi olur. Arkadaşlar çok şükür artık bir ağlamadan, kriz geçirmeden Yusuf Selim kreşe geliyor. Şimdi annemi aradım. Hemen annemi de alıp yola çıkıyoruz. Burası da bu saatte gerçekten çok yoğun bir cadde. Haydi hemen annemin oraya gidelim. Şimdi park yerini bulduk derken bir de burada kaybolmayalım. Erstes Obergeschoss. Ya da şeyden çıkacağız. Girdiğimiz yerden. Birinci kat diyor. Ne bilmiyorsun Oronta? Unde? Ja, wir müssen nur runter. Nur gehe ich weiter. Dankeschön. Kız burası ev. Yok artık. Kadını pijamalarıyla yakaladık. Zweites Untergeschoss. Yine canım böyle hastane girişim mi olur? Kenaya gidelim. Şu sarı tabelaya bir bakalım, bakayım ne yazıyor orada. Bence şu taraftan çıkacağız. Einbahnstraße diyor anne, orası değil de. Bence şu taraftan bir kapı. Ha bak, Krankenhaus, tamam. Çünkü o tarafta yani hastane. Aynen aynen. O taraftaki kapılardan biri. Heye. Orada kapı varmış. Aynen öyle. Acaba garajdan da çıkılıyor mu ki? Maşinin kavmi diyor anne. Ama hastaneyi de bu taraf gösteriyor. Dur oraya bakalım, orası da olmazsa artık şuradan normal yoldan gidelim. Havası atlım diyor. Çöpe falan çıkmaz mı burası şimdi? Gel gel. Bu sefer bulduk. Kart aldın mı? Aldım aldım çantamda. Aldım. Rahat mı ayakta
Çok rahat. Hayır, hiç ayağım da üşümez mi? O benim siyah botlar bildiğin. Neyse, hadi gel buradan bir gidelim. Zaten biz şuradan çıkmıştık ya. Evet. Ha, o en son babamla geldiğimizde. Doğru. Şu aşağılara bak. Maske almadım. Maske almadık. Ve maskeden ziyade nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Şuradan da bakalım. Aynen. Anne, yolu iyi aklında tutaydım. Giderken. Şu dışarıya çık, oradan gir. Bir emtiyle diyor, gel. Şey, tavsiye ediyoruz maske takmanızı diyor. Yani mecburi değilmiş. Yani flüş diye yazmamış şimdi. Hallo, ich würde gerne die Frau Itzerik besuchen. Weiß aber leider nicht in welcher Station oder welcher Stock. Özarik. Vorname ist Kerime. 5. Stock, Station 52. Super, vielen Dank. Beşinci kat, 52. istasyon. Orası, oraya biz giremiyoruz galiba. Onlar yataklar için mi? Hayır, şuraya. Dur, daha basma oraya anne. Burası kapanmıyor o zaman. Şu kapansın da öyle basalım. Küçük bir yerde kimse giremez. Öksüreyim mi ki? Bunlar hasta değil. Bu geldi galiba. Stasyon 52. Onu unutmayalım da. Ki 52 53. Dur şuradan bak, şurada birisi var, ona soralım. Evet, yanımızda maske yok. Dur bakayım, ben hemen koşa koşa gideyim, şu kadından isteyeyim geleyim, belki vardır onlarda. İnfeksiyonlu bir hastalık olduğu için böyle mecbur giyinmemek gerekiyor. Yani bağlayayım mı arkamdan? Şimdi doktor içeride, biz de birazdan içeriye girebiliyoruz. Maskeyi çıkana kadar tutalım hani. Yine ne olur ne olmaz, maskeli durum diyorlar ya. Numara alacaktım. Numara alacaktım, evet. Şuradan birinden.
Aynen, soralım da. Ya. Hastanenin numarası. Yok doktorun adı falan değil, babaannemi söyleyince zaten bilgi veriyorlarmış. Zaten istasyonunu falan her şeyini yazmışlar. Hey, babam gelecek Nide olsa. Şu etapta babam yani hastayken bence de biraz gelmese iyi olur. Gelmesi de şimdi evin. Arkadaşlar şöyle bir durum bildirimi yapayım. Babaannem ciğerlerinden rahatsız ve biraz da kalp problemleri var. Şimdi RSV diye yeni bir virüs çıkmış ve babaannem ona, yani virüs çıkmış derken uzun senelerdir var da, çocuklarda ve yaşlılarda bayağı ciddi şekilde ciğerleri falan tıkayabiliyormuş. Babaannemde de şimdi maalesef öyle olmuş. Antibiyotiklerle ve hava vererek şimdi onu düzeltmeye çalışacaklar. Yani şimdilik durum böyle. Konuşmakta, nefes almakta zorluk çekiyor. Yani çok şükür ilk geldiği güne bakarak durumunda düzelme var dedi doktor. İyi de tesadüf denk geldi. Tam biz girerken doktor da bir kontrole gelmiş, viziteye gelmiş. Yani ondan da öyle bilgi aldık. Şimdi benim Yusuf Selim'in saati geliyor. Onun için kalktık. Bu RSV da geçici bir virüs olduğu için mecbur içeriye girerken üzerinize o şeyleri giymeniz gerekiyor. Giydiğimiz. Şu oradan inelim. Araba o tarafta değil mi? Araba tam indiğimiz yerdeydi anne. Çıktığımız yerdeydi. Galiba gene geldiğimiz yoldan gitmemiz lazım. Yani şimdilik durum böyle, hava veriyorlar. Nefesini düzeltmek için, ciğerlerini açmak için hava veriyorlar. Düzenli bir şekilde serum takıyorlarmış. İştahım yok diyor, bir biraz o sorun. Yani iştahı olmadığı için tabii ki fazla gücü de yok. Yani inşallah biraz biraz virüs dağıldıkça kendini de toparlar. Yani şimdilik söyleyebileceğimiz bu kadar. Şuradan anne geldik. Aşağıya ineceğiz. Aynen aynen, buradan da aşağı ineceğiz. Biz bir aşağıdayız, garajdayız ya. Evet, annemi evine bıraktım. Şimdi ben de Yusuf Selim'i almaya. Ondan önce bir küçük randevum var, oraya gideceğim. Ondan sonra da artık Yusuf Selim'i alırım. Yusuf Selim'in kreşi de söyledim. Bugün biraz geç alacağım diye, yarım saat. Yani ondan sonra da hemen oğluşumu alır eve geçeriz. Sabah makineye çamaşır falan atmıştım. Bak şu an şüpheye düştüm, çalıştırdım mı acaba diye. İnşallah unutmamışımdır. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar evimin önünde Hifa'yı bekliyorum. Şimdi dedim tam biz garaja ineriz, Hifa'nın da gelesi tutar. Zile basar bizi bulamaz. Onun için hemen şuraya park ettim. Hifa'yı bekliyorum. Hifa gelince de hemen garaja ineceğiz. Alışverişe gittik Yusuf Selim'le kısa. Biraz yavaş yavaş enerjim düşmeye başlamış. Farkındasınızdır herhalde. Yani bir hemen Yusuf Selim'le Aldi'ye gittik. Domates, salatalık, öyle şeylerimiz kalmamıştı. Ama iyi de oldu. Domatesin kilosu 1.99'a düşmüş. Bayağı domates aldım. Bugünkü yapmak istediğim yemeğe falan da iyi olur. Fazla gelirse çocuklar seviyorlar, buzluğa atarız. Yusuf Selim yanımda. Küçük bey. Onun da uykusu geldi dedim. Hazır o da uyumadan önce. Hava da soğuk bugün. 9 derece diyor ama çok rüzgar var. Onun için şimdi Hifa'yı bekliyoruz. Hifa gelsin. Hayırlı akşamlar hep beraber. Akşam yemeği hazırlıkları başladı bizde.
Hünkar beğendi yapacağım arkadaşlar. Aslında başka bir tarif vardı aklımda. Yani fırında yine böyle patlıcanlı etli bir yemek yapacaktım ama daha sonra dedim neyse değişik bir şey olsun. Hünkar beğendi yapayım. Patlıcanlarım közleniyor. Yani başka bir şey yapacağım için böyle pijamalı soymuştum. Közleyeceğim sonradan aklıma geldi. O orada közleniyor. Bu tabağı alacağım birazdan. Bunda beğendisini yapacağım. Burada da eti kavurmak için böyle soğan ve kapya biberlerimi doğradım. Şimdi onlar yağda sotelendi. Dün sizlere söylemiştim balkondaydı. Etimi haşlamıştım. Suyundan çorba yaptım. Bugün de etini haşlayacağım. Hatta şöyle elle tekerle de o ne kadar zor oldu. Şöyle az daha iyi kavrayayım. Şu az bir şey Lifa'ya ayırayım. O böyle domatesli yemez çünkü. Onun direkt pilavının içine karıştıralım. Şimdi böyle bunlar birazcık böyle sotelensinler. Etler dışarıdaydı, balkondaydı. Dün akşamüstü haşlamıştım biliyorsunuz. Şimdi bunlar böyle biraz kavrulsun. Burada havucum var. Bunu da şimdi patlıcanları çıkarttıktan sonra biraz fırına vereceğim. Az kıtırdasın, güzel oluyor. Seviyoruz yani. Çocuklara yoğurtla belki yemek isterler. Burada da etimin domatesini de doğradım. Bugün gerçekten çok domates aldım ama iyi ki almışım. Bayağı güzel çıktı domatesler. Ocağın altında biraz açalım. Beğendiği beşamel sosla yapacağım arkadaşlar. Tereyağı, un, süt ve patlıcan. İçerisine birazcık muskatnuz. Ondan sonra karabiber, tuz koyuyorum. Öyle baharatlandırıyorum. Yoğurtlusunu bizimkiler sevmedi. Normalde sarımsaklı yoğurtlu yapılıyor o. Patlıcanı onunla karıştırıyorsunuz. Aslında herhalde hakikisi öyleymiş. Ama bizimkiler sevmediler öyle. Onun için bugün öyle yapmayacağız. Hadi kızım paketlerimizi bir al da gel. Tamam. Küçük onlar zaten olur. Arkadaşlar deminden beri evdeyiz bak. Zile bastılar saat 2'de paket geldi. Şimdi aşağıya koymuş gitmişler paketlerimizi. Geldi bak abla geldi. Birini de içeriye sen koy. Tamam. Ablasını Yusuf Selim taşıyacakmış içeriye. İstemiyor musun? O zaman hadi içeriye girelim. Anam kimetini yaptım. Nasıl? Geçmiş olsun. Aşağıya inemeyiz boncuğum. Hani senin terliğin yok ama. Ama Hifa da sadece paketleri almaya indi geldi. Bir dahaki sefere minik paket gelirse sen in al gel, tamam mı? Ama mini mini paket gelirse bak bunları sen taşıyamazdın. Tamam mı? Hadi bakalım içeriye girelim. Hadi içeriye girelim. Patlıcanlarımı soydum. Bir de ezdim arkadaşlar. Şimdi hemen şeye başlayabiliriz. Beğendiği yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir kaşık alayım. Malzemelerimi çıkarttım. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağı. Altını da bir yandan açalım. Canımın içi. Tamam anneciğim, o şeyi mi arıyorsun? Bezi mi arıyorsun? Yatak odasında bak. Git bak bir yatak odasına bak. Benim akülerimin olduğu yerde. Yaklaşık 2 yemek kaşığı da şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki yemek kaşığı da un koyuyoruz. Ölçü bardağı alayım bir tane. Şimdi bunu önce yavaş yavaş kavuracağız. Bulamadın mı? Gel ben vereyim sana. Ama çabuk olmamız lazım. Koş. Lifa'cığım yardım eder misin Yusuf Selim'e? Bak be ablası. Ama izin ver o yapsın. Şöyle. Şimdi
onu kavurduktan sonra içerisine patlıcanları da ekledim. Biraz da öyle kavruldu. Şimdi sütünü ekliyorum. Önce bir bardak ekledim. Eğer çok koyu olacak olursa bir bardak daha ekleyeceğim. Bak kaşar peynirini unuttum içerisine. Kaşar peyniri de inanılmaz güzel bir tat veriyor içerisine. Şöyle. Sanırım şöyle bir az bir şey daha süt alacak burası. Arkadaşlar yemeğim pişti. Arka tarafa bakmayın. Yeni bulaşıkları da yıkadım. Mutfağım tertemiz. Hemen dedim sizlerle beraber bir de tabak hazırlayalım. Şöyle. Evet. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, hemen şöyle ortalığı da göstereyim. Allah'tan ortalıkta çok bir şey yok. Hemen Hifa'nın pilavını da koyayım. Yusuf Selim'e de bir tabak hazırlayayım ve yemeğe geçelim arkadaşlar. Bugün de bizlerden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.